E1 vizesinde bir Amerikalı iki Türk ortak olarak başvurabilir miyiz? %51 Türk ortaklığındaki oran Green Card sürecinde önemli midir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. Burada iki farklı durum var aslında. İki farklı soru var ve iki farklı durumu ilgilendir ilgilendiriyor. Biri bu tarz bir ortaklık yapısında o da nedir? Bir ara Amerikalı ve iki Türk ortaklık yapısında E1 vizesine gidip gidilemeyeceği. İkincisi de %51 Türk ortaklığındaki durumda e, Green Card süreci için önemli mi ya da ona gidilir mi gidilmez mi durumu. Şimdi E1 vizesine eğer iki Türk ortakta yönetici yani eğer e, ticaret yapan kişi olarak yönetici şeyinde giriyorsa sıkıntı doğabilir. Bunun da sebebi ikisinin de en az %50'ye sahip olması gerekecektir firma sahipliğinde. Yok eğer bunlardan bir tanesi yönetici olacak, diğeri aslında e, çalışan olarak firmada bulunması gerekiyorsa o fark etmeyebilir. O zaman e, en azından %51 e, ortaklık ya da e, yönetici olacak ortağın en çok hisseyi sağlaması e, bir istisna teşkil edebilir. Fakat ortaklık payları ve oran payları kişiler yönetici ise sahibi olarak o zaman ticaretçi ise o zaman en az %50 olması gerekecek ikisinde. Ama bu sefer de ya iki tane Türk ortak %50, %50 bölüşecek firmayı ya da bunlardan biri önemli bir çalışma görevinde yer alacaksa çalışan olacak ve diğeri sahibi olacak. Çünkü öbür türlü en az %50'yi bulundurmuyorsa elinde E1 vizesine uygunluk kazanamayacak. Ama diğer türlü yeşil kart adımına, yatırımdan yeşil karta gitme durumunda ise %51'in çok önemi olmuyor. Yani yüzdelik durumda pay oranı çok fark etmeyecek. Eğer yatırım miktarları yüksekse, yeterliyse ve çalışan istihdam sayısı oluşuyorsa o zaman kişi oranı düşük de olsa yeşil karta gidebilme durumunu değerlendirebilecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.